Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bir klavye incelemesiyle karşınızdayız. Aslında uzun zamandır böyle oyuncu ekipman incelemesi yapmıyorduk. Biz de dedik ki araya bir tane sıkıştıralım. Ve Razer'ın Ornato V2 modelini incelemeye karar verdik. Razer'da gönderdi. Sağ olsun. Bu klavye arkadaşlar genel itibariyle dışarıdan da bakıldığında anlaşılacağı üzere oyuncu klavyesi. Fakat oyuncu klavyesi denildiğinde bizim aklımıza gelen bir şey var. O da bol gürültülü olması. Biliyorsunuz normalde oyuncu klavyeleri mekanik olarak tasarlanıyor ve mekanik klavyelerde aşırı gürültü yapıyor. Fakat Razer bu modelinde gürültü tarafını biraz absorbe etmeyi başarmış arkadaşlar. Bu klavyede hibrit meka membran teknolojisi kullanılmış arkadaşlar. Ki bu ne demek? Aslında bu şu anlama geliyor. Klavye tuşuna bastığınız zaman o mekanik klavyelerdeki basış hissiyatını algılayabiliyorsunuz. Yani mekanik klavyelerin oyuncular tarafından en çok sevilen özelliği ne? Bastığınızda o tuşa bastığınızı hissedebiliyor olmanız. Bunda da aynı şekilde bastığınız zaman o basış hissiyatı size geçiyor sonuna kadar. Fakat mekanik klavyelerdeki o daktilo sesi yok. Yani o kadar sizi rahatsız edici bir ses çıkmıyor arkadaşlar ki bu benim çok hoşuma gitti. Neden? Çünkü bu klavyeyle hem yazı yazabilir hem de oyun oynayabilirsiniz. Biliyorsunuz mekanik klavyelerde yazı yazmak söz konusu olduğu zaman tık 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 tık. Yani daktilo gibi biraz kullanıcının dahi başını ağrıtabiliyordu. Hani o ortamda olanları vesaire saf dışı bırakıyorum. Zaten onlar rahatsız olur öyle bir sesten. Ama yazan kişinin bile o tık 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 sesi başını ağrıtmasına sebep olabiliyordu. Lakin Razer Ornato V2'de böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü o kadar gürültü çıkmıyor ki bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Gelelim klavyedeki bir diğer önemli detaya arkadaşlar. Klavyemiz RGB bir klavye. Bunu size detaylarını da göstereceğim. Razer'ın özel bir arayüzü var. Zaten bu klavyeyi bilgisayarınıza takar takmaz Razer size bunu öneriyor hemen şu uygulamayı indir diye. Bu uygulamanın adı ise Synapse 3 arkadaşlar. İndirdiğiniz zaman bu uygulama size pek çok opsiyon sunuyor. Bu uygulama üzerinden gerçekten klavyeye çok güzel efektler verebiliyorsunuz ki benim en çok hoşuma giden ateş efekti oldu burada. Gerçekten hani diğer RGB klavyelerde de ateş efektine rastlamıştım ama bu kadar başarılı değildi hiçbiri. Fakat Razer Ornato V2'deki ateş efekti gerçekten çok başarılı ve benim çok hoşuma gitti. Diğer efektler vesaire de güzel. Ayrıca arkadaşlar bunda farklı bir arayüz var. Orada kendi RGB deseninizi vesaire yapabiliyorsunuz. Yani işte atıyorum şu tuşa basınca mavi yansın, sarı yansın, kırmızı yansın ya da işte alev efektinden başka bir efekte geçiş yapsın. Yani ben bununla uğraşırım derseniz Razer size böyle bir imkan da sunmuş. Dilediğiniz renklerle donatabiliyorsunuz klavyenizi ama dediğim gibi biraz uğraşmanız gerekiyor. Ben açıkçası bununla çok uğraşmadım. Dediğim gibi alev efekti zaten benim çok hoşuma gitti. Hep bu klavyeyi o düzende kullandım ben. Burada bir ses açıp kapama tekerimiz var arkadaşlar. Genelde pek çok klavyede karşımıza çıkan bir tekerlek. Bu tekerlek sayesinde sesi hızlı bir şekilde kapatıp açabiliyoruz. Burada yine medya kısa yol tuşlarımızda bulunuyor. İşte pause, ileri sarma, geri sarma gibi tuşlar mevcut. Gelelim klavyede benim dikkatimi çeken bir diğer özelliğe. Şu bilek bandından birazdan bahsedeceğim zaten. Klavyenin arka tarafında arkadaşlar 3 farklı yol var. Bu yollar ne işe yarıyor? Hemen size söyleyeyim. Biliyorsunuz bazı klavyelerde kablo ortadan çıkar, bazılarında sağdan, bazılarında soldan. Yani bu her zaman kullanışlı olmayabilir. Neden? Çünkü belki siz kabloyu sağ taraftan dolaştıracaksınızdır. Kablo soldan çıkıyordur, sağa doğru çekersiniz ya da ortadan çıkıyordur, sola doğru çekersiniz. Fakat Razer burada 3 tane yol ayırmış. Yani kabloyu isterseniz klavyenin ortasından, isterseniz sağından, isterseniz de solundan yürütebiliyorsunuz. Bu kablo kanalları da gerçekten çok ince düşünülmüş bir ayrıntı diyebilirim. Bu ayrıntılar öyle çok şey değil arkadaşlar aslında. Hani böyle yapıldığı zaman ya ne var bunu herkes yapar dersiniz ama baktığınız zaman şu ayrıntı 100 klavye incelesek belki 90'ında belki 95'inde karşımıza çıkmayacaktır. Bence bu kullanıcıların rahatı düşünülerek yapılmış hoş ve ufak bir detay olmuş. Gelelim şu bilek yastığımız arkadaşlar. Bu bilek yastığı çok oyuncu klavyesinden çıkmıyor. Bunu bir kere size söyleyelim. Fiyatı genel itibariyle biraz üst
seviyelerde olan klavyelerden çıkıyor. Şurada klavyenin alt kısmında uzantılar oluyor. Fakat bunlar da plastik oluyor. Bunda ise kaliteli deriden yapılmış bir malzeme kullanılmış arkadaşlar. Ve bileğiniz gerçekten şöyle tuttuğunuz zaman çok rahat ediyor. Dolayısıyla hani uzun süreli klavye kullanımında dahi bileklerinizi rahatsız etmiyor. O açıdan bu deri bilek yastığının da gayet konforlu ve kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Son bahsedeceğim konu ise arkadaşlar klavyenin bağlantı noktası. Bu klavyede arkadaşlar Razer örme bir kabloya yer vermiş ki zaten Razer'ın genel itibariyle ürünleri kaliteli olduğu için örme kablolarla donatıyor bunları. Örme kablo diğer kablolara göre çok daha kullanışlı. Hangi açıdan hemen belirtelim. Plastik kablolarda arkadaşlar zaman geçtikçe özellikle şu bağlantı kısımlarında soyulmalar meydana geliyor. Soyulmalar da deformelerle birlikte klavyenin ya da mouse'un işte kullanılmaz bir hale dönüşmesine yol açıyor. O yüzden hangi markayı alacağınız fark etmez. Fakat alacağınız klavye veya mouse'da örme kablo kullanılıyor olmasına ben dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani plastiğe göre her türlü çok daha uzun ömürlü oluyor. Peki gelelim klavyemizin fiyatına arkadaşlar. Razer Ornato V2 şu anda Türkiye'de 1000 liralardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Yani biz bu videoyu çektiğimizde en ucuz 1000 lira gibi bir fiyat vardı. Tabi baktığınız yere göre değişkenlik gösterilebilir. 1000 lira olur, 1200 olur, 1300 olur. Gerçi 1300 görmedim ben ama 1200 de gördüm. Yani 1000-1200 arasında değişen fiyatlara bulmanız mümkün. Hani ben bir oyuncu klavyesi almak istiyorum ama çok ses çıkartmasın. Aynı zamanda mekanik hissiyatında bana versin diyorsanız kesinlikle Razer Ornato V2'yi size tavsiye edebilirim. Onun haricinde zaten kullanışlı bir klavye arkadaşlar. Hani Synapse arayüzü vesaire gerçekten çok iyi düşünülmüş, iyi tasarlanmış. En azından bir arayüz olması sizin bu klavyeyi daha kolay kontrol etmenizi sağlıyor. Biliyorsunuz bazı markalarda arayüzü vesaire yok. Klavye üzerinden tuşlara basarak falan değiştiriyorsunuz bu RGB olayını falan. O da çok böyle verimli olmuyor. Bunda ise dediğim gibi arayüze girerek hemen istediğiniz deseni, istediğiniz modifikasyonu gerçekleştirebiliyorsunuz. Genel itibariyle bence başarılı bir klavye. Oyun tarafında 1000 liralar seviyesine alınabilecek en iyi klavyelerden biri diyebilirim arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Makro tuşu vesaire atamalara yapmak isterseniz bunu da yine arayüzünden basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu videomuzda size biz arkadaşlar Razer Ornato V2 klavyesinin öne çıkan özelliklerini anlattık. Genel itibariyle klavye hakkında söyleyeceklerimiz bunlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ayrıca size şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. YouTube kanalımıza da abone olun. Abone olmazsanız da canınız sağ olsun diyorum. Görüşürüz.